Herkese merhaba, ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım o güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün lezzet şöleniyle karşınızdayız arkadaşlar. Trabzon, Rize sokak lezzetleri başlıyor. Arkadaşlar biliyorum yemek videolarını inanılmaz seviyorsunuz. Bu bir başlangıç olsun. Bundan sonra şehir şehir gezeceğiz ve o şehirlerin lezzetlerini deneyeceğiz. Yüret hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? Midemi doyurmaya geldim bu videoya. Bugün lezzet şöleni var. Doyur beni. Merhaba. Selam arkadaşlar, ben kameramanım. Bugün lezzet var. Bugün yemek var. Karadeniz var lan bugün. Uy anam. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim bu videoya bu videoya olur da 20 bin like gelirse bundan sonra neredeyiz? Bence memleketindeyiz. Diyarbakır'a gideceğiz Diyarbakır. Arkadaşlar. Şu doğanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş sisler geçmeye başladı. Şöyle temelle dursun. Şu oksijeni bir içinize çekin, oksijeni. Oh. Şimdi arkadaşlar Trabzon Rize lezzetleri dediğinde önce bir kahvaltısı gelir. Kuymak denir, mıhlama denir. Herhalde Rize'de mıhlama. Rize'de mıhlama, burada kuymak. Soğuk çeşitlerimizden özel turşu kavurmamız, pazı kavurmamız. Bunların hepsi Trabzon'a yöresel özel yani. Eyvallah. Kaymağımız, tereyağımız. Heyecanlandım. Harika. Bu bir kuymak. İnanılmaz güzel kokular geliyor ama sen kameradasın, üzülüyorum. Şu bak mısır ekmeği oluyor baba. Bak şunu merak ettim ya, koydana ya. Canım abim benim, afiyet olsun be. Necep, güçlü bir kahvaltı yapalım. Bugün çok kilometre yapacağız arkadaşlar. Kopartamıyorsun da abi. Aynen. Ne düşünüyorsun abi kuymak hakkında? Mükemmel. Geldim buraya bakıyorum kuymak. Baksana bir kalp yapayım mı? Şöyle düşününce biraz hayal gücün ne oluyor? Bu aşk böyle bitemez. Gitme, terk etme beni. Buradan bu arada arkadaşlar bakın. Bak size Trabzon'u tanıtıyorum. Ben daha önce geldim buraya zaten. Abimi getirdim. Biraz da o yesin yani. Bakayım yiyor mu? Bakın arkadaşlar burası Sera Gölü. Ben burada yüzdüm geçen sene. Yüzdün mü? Yüzdüm. Burada yüzmek yasak Berat. Çamurlu göl oğlum, görmüyor musun çamur? Evet vitamin orada işte. Vitamini o çamurun içinde. Bak Trabzon'u göremiyorsunuz, sis var. Evet. Birazdan o sisi açacağım ve size bütün Trabzon'u göstereceğim. Hadi kuyma. Bu pazı oluyor herhalde. Soğuk bu arada, sıcak da değil. Buranın yöresel yemeği buranın. Bildiğimiz turşu mu? Oha çok güzel. Bunu beğendim abi ya. Böyle bir lezzet yok işte. Bakın bal kaymak. Arkadaşlar bu arada ben buraya gelmeden önce salak gibi kahvaltı yaptım. O yüzden çok fazla aç değilim. Abi bu bir aşktır bu arada zaten. Trabzon'a geldiğinde her sabah kuymağını yiyeceksin. Güne uyanamazsın yoksa gerçekten. Ayrıca yemezsen Trabzonlu olduğunu da hissetmezsin. Bu bir kan bağı. Ne bağı? Kan bağı da değil. Bu bir can bağı. Can ister ki kuymak yesin, mıhlama yesin. Al ulan ha. Ulan keşke annem de burada olsaydı, anneme de yedirirdik. Burada gördüğünüz her şey serpme kahvaltı ve toplam fiyatı, total fiyatı 400 lira. Ne? Bilginiz olsun. Evet 400 lira. Tamam mangal hesabını ödemeyeceğim. Ha. Kaymaklı bal, tamam mı? Eyvallah. Bunu her sabah yiyeceksin. Bunu doktorlar söylüyor. Neredeki doktorlar biliyor musun? Rize, Ardeşen'deki doktorlar söylüyor bunu arkadaşlar. Gerçekten orada yapılmış bu araştırma. Ve abizim. Bunu ben... Sana hediye ediyorum. Abizim. Sana bunu takdim edeyim da. Al bakayım. Al uşağım. Biraz az oldu ama sana ne halledersin. Böyle bir çikolata. Bunu yemeyeceksin. Ben size yapmamanız gerekenleri söylüyorum. Arkadaşlar çok zararlı, çok fazla, çok şekerli çünkü bunlar. Hani yoksa obez olursunuz, Allah korusun yani, yapmayın etmeyin. Sürmene pidesi zaten biliyorsunuz Trabzon Rize taraflarında bayağı meşhur. Peynirli, kavurmalı, karışık, peynir kavurma vesaire arkadaşlar. Kıymalı pide, kavurmalı pide. Biz nasıl söyleyelim? Karışık, her şey olsun abi. Ne kadar yol geldik lan? Yaklaşık bir 70-80 kilometre geldik 80 mi? 80 kilometresi bir var. Bir saatten aynen beri yoldayız. Sürmene pidesini Sürmene'de yiyoruz. Hamsiköy'de sütlacımızı yiyoruz. Rize'de hamsi pilavımızı yiyoruz. Bugün çok gezeceğiz bu arada arkadaşlar. Şimdiden siz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne gider yanında sürmene pidesi? Ayran, çay. Tamam ayran alalım. 3 tane ayran alalım. Bir tanesi çay olsun ya. Ne kadar sürede çıkar? 10-15 gün. Tamamdır, teşekkür ederiz, sağ ol. Yes, siparişi verdik şimdi bakalım. Ben sürmene pidesini yedim hiç daha önce. Sanki 2 sene önce Trabzon'dayken yedim mi? Ya yedik de Yomra'da yedik abi. Arkadaşlar ya, senden o zaman, sen ısmarlayacaksın. Abi, ısmarlarsın mı oğlum? Ismarlayayım lan, Hamsiköy'e daha ne zaman gideceğiz lan? Aa ben hiç görmedim Hamsiköy'ü, sen gittin mi? Çok güzel hiç bir yermiş. Bakalım. Yaşanılacak bir yermiş.
ben şu an muhatap olmak istemiyorum. Çok hoş gözüküyor bu arada. Berat. Çok heyecanlıyım. Çok iyi bir çalkalayıcısın sen öncelikle. Teşekkür ediyorum. Bak hızıma yetiş. Bunlar aynı bak. Peynir. Kıyma. Keste yiyelim be başkan. Kalsana pizzacı. Biraz soğusaydı yürek yanmayayım. Evet doğru. Dursun burada. Şu yağa bakar mısın ya? Yağ. Mükemmel. Berat ağzın yanmasın Berat. Bir şey olmaz abi. Of. Ya bu yağ. Bak adam ne güzel parça parça yapıyor. Bu adam yiyor. Bu işi biliyor bu adam. Öf. Oh kendim yemiş gibi bak hissediyorum. Efsane lan. Böyle bir lezzet olamaz. Sen ne yapıyorsun orada ya? Ben mixliyorum arkadaşlar. Böyle karıştırmayı severim her şeyi. Bilen bilir. Bu kıyma, bu peynir, bu da kavurma. Hepsini bir arada. Şimdi almış kavurma. Biz de bir tadına baksaydık Berat. Kavurmalı güzelmiş ha. Oh afiyet olsun abim. Bal şeker olsun abim. Canım abim. Nasıl tadı? Çok mu yağlı? Abi onun özelliği yağında. Ha öyle mi? Tabii. Ha. O yüzden mi sürmene pidesi diyorlar? Bir de şey çıtır çıtır. Hani pidesi. Fark ettin mi onu? Bu ne? Bu peynirli mi? O peynir. Evet. Kavurmalıyı sana ayırdık. Ufacık bir kavurma var. Al abi onu. Bir de kavurmanın tadına bakıyorum. Kıymalıya baktım. Doğruları söyleyeceğim. Beğenmezsen beğenmedim derim bu arada. Kıymalıdan daha güzel kavurmalı. Evet. Bunun fiyatı neydi? Karışık olan 115. Diğeri 95. Fiyat olarak makul mü? Bence makul ya. Normal. Ya zaten 100 liradan aşağı bir şey yiyemiyorsun ki abi. Ben şeyi daha çok sevdim ama. Bunu daha çok sevdim. Arkadaşlar sürmeni pidesini seven var mı? Bilen var mı bu arada? Sürmeneli var mı? Varsa tanışalım. Sürmeneli bir buluşma yapsana abi sen. Aynen sürmene buluşması. Enerjimiz yerine geldi mi? Geldi bence. Geldi ya sürmenede. Fena değil. Enerjisiz kalınır mı sürmenede daha uşağım? Pide yani yağlıydı ama fena değildi. Ben peynirlisini sevdim. Yağındadır onun şeyi daha uşağım. Bakın sütlaçı yakası sütlaçı yemeğin tarifini öğreteyim. Nasıl sütlaç budur? Önce sonra kaymağından başlayacak sonra dibine doğru inecek. Kaymağı bu üstünde evet. Zaten abi. Böyle kenarından bozmayacaksın. Öğrenin arkadaşlar çok işinize yarar bu. Berat kaymak yemek ister misin? Olur. Gel. Normal sütlaçtan ne farkı var tam olarak? Bu zaten normal sütlaç. Diğerleri yapılanlar sahte sütlaç. Karıştırmayalım biz. Normal sütlaçı yiyorsunuz. Dışarıdaki de sahte sütlaç. Üstünü yedik ama. Ya şuralarda bak kaymağınla arkadaşlar. Önce bu kaymağı böyle alacağım. Ağzında dolandır böyle Berat. Tamam. Hemen yani yemeyeceksin. Bak, ben o kadar tatlı müptelası değilim ama sütlaç gerçekten akıyor. Harika bir lezzet. Dolandırdın mı ağzını? Dolandırınca daha güzel oluyor. Ne yapıyorsunuz? Çay ister misin Berat? Çayım var. Ben daha önce Hamsiköy'e bir kere gelmiştim. Kız arkadaşımla gelmiştim. Evet. Kız arkadaşımın elini burada tuttum. Ne oldu o kız arkadaşına? Öldü abi. Öyle deme be. Senin için öldü. Evet benim için öldü. Evlendi 3 tane çocuğu var ya tabii. Bir kız 2 erkek. Allah bağışlasın adlarını da biliyor musun? Fatma. Sen bayağı yakın takipçisin. Sen sapık mısın oğlum? İlk defa Hamsiköy'e geldiğimiz ve sütlacını ilk defa yediğimiz için para almak istemedi ama fiyatını da söyleyeyim bir sütlaç 40 TL'ymiş arkadaşlar. Abi çok teşekkür ediyorum. Yok mu bir koşup sarılmamız? Afiyet olsun. Haydi. Helal olsun hadi bak. Sağ olasın abiciğim kendine iyi bak olur mu? Tamam. Arkamızdan mı konuşur gideceğiz? Evet kesin tanıdığım adam. Tamam abi benim numaramı sana vereyim mi şu an? Söylersin abiciğim. Görüşmek üzere kendine tamam, iyi bak. Görüşürüz. Hadi binelim. I love Rize yazısı. Bilmiyorum Rize'de I love yazısı var mı lan? Arkadaşlar Rize'ye geldik şimdi. Sokak simidi varmış herhalde Rize'ye özel. Rize kavurması varmış herhalde. Hiç daha önce yemedim. Piçim. Merhaba. Gel ben tanıyorum burada bir şeyi esnafı. Rize simidini bulduk şimdi. Abicim şu değil mi Rize simidi? Evet. Ne var abi neyle yapılıyor bu? 10 hamur 2 3 tane alabilir miyim abi? Şimdi ne kadar abi borcun? 2,5 lira mı tanesi? Şöyle buyur abi. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bakalım. Ben de alayım. Böyle sade falan yenmiyor. Pekmez suyuna batırıyorlar. Ha yapılırken pekmez suyuna sabırıyor. Baksana nasıl lan? Bunlarla çayla falan birlikte kayar yani. Ya da kahvaltıda güzel gider diye düşünüyorum. Kuru kuru simit de yemedik demeyiz abi Berat. Evet. Ha? Tadına bakacak mısın Yoko? Yok. Bak ye, ye Yugo ye. Çok iyi değil mi? Nasıl bir ağzıma sokmaydı lan öyle? Bayıldım.
Bayağı yani iyi. Güzel gibi, o kadar da mükemmel. Normal simit, İstanbul simidi daha iyi akıyor diyebilirim ya. İstanbul simidi daha güzel değil mi? Yo yo, ben Rize. Rize favorim oldu. İşte Rize Spor'un yeni transferleri Mutovic ve Berratovic. Berat Ali. Bu antrenmana gideceğiz. Arkadaşlar şimdi hazır Rize'ye gelmişken olmazsa olmazımız nedir? Hamsi. Ula hamsi uşağı. Hamsi yiyeceğiz bugün. Bu arada benim en sevdiğim balık türü hamsidir. Yani mezgit, sushi, palamut falan bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Hamsi candır. Da hamsi yemek bir sanattır bu arada. O kılçığı ayıklarken siz ayıklıyor musunuz kılçık? Hayır. Kılçık ayıklanmaz. Doğru. Hamsi bir aşktır. Ben sokak fotoğrafçısıyım da. Neyse. Abi balık çorban taze güzel mi? Tabii ki tavsiye ederim. Bir balık çorbası alalım biz, hemen bakalım abi. Porsiyonda hamsi alalım. Yanına abi zaten sen soğan vesaire falan verirsin. Tabii ki her şey olacak yanında. Tamam canını yerim abi. Senin o yeterli olur. Onları eyvallah, bir yiyelim bakalım abim, olur mu? Hamsi koyacak tavaya. Başlayacak oynamaya. Bir fiyatlara bakalım abi. Hamsi. Hamsi tava 100 lira, balık çorbası 50 lira. Güzel fiyatlar, uygun gayet. Tamam, buradan 250 liraya çıkıyoruz abi. Nefis. Berat, ödersin değil mi? Öderim abi. Çekimi görüyor musun? Bilmiyorum, nereden görüyorum senin çekimini. Niye heyecanlandın? Rize'ye gelince sen mi heyecanlandın ama? Evet, evet. Gerçekten çok güzel bir şehirmiş yani. Ne balığından abim bu? Çinekop. Çinekop'tan mı yapılıyor? Çok güzel. Levrek, soma. Mevsimine göre balık değişiyor mu? Tabii. Yoksa tabii, tek mi balık mevsimine göre? Değişir, mi? Değişir. Eyvallah. Ama şu anda bu çorbada çupra var. Öf öf öf, dur bakalım. Balık çorbası içtin mi Berat daha önce? Hayır. Bu videoda yerim değil mi? Yok. Balığın ben her türlüsünü seviyorum. Tadı nasıl? Güzel. Maydanoz var değil mi abi içinde? Evet. Maydanoz, biber gördüm. Zaten balığımız burada. Balığımızın da tadına bakalım. Ya oğlum bu her derde devadır ha, öyle söyleyeyim. Bu aşk acısına iyi gelir mi abi? Bir tek ona yaramıyor. Öyle bir mi diyorsun abi? Bir tek ona faydası yok. Bu tadı da efsane abi bu arada, gerçekten sen. Bu arada bayağı iyiymiş ha. Yok ya, gerçekten çok şey kaçırıyorsun her şu anda. Yiyeceğim, yiyeceğim abi. Ya ben onu ben yiyeceğim. Efsane yiyeceğim. Ne yapıyorsun Berat? İnanılmaz bir lezzet. Yarasın kardeşime can olsun bak. Lan var ya, bir enerji geldi bana abi. Nasıl varmış? Oh, limonlu da. Şifa. Oha. Bak bir tek aşk acısına iyi geldi. Bayağı iyiymiş lan bu. İşte böyle iç abi. Böyle içiliyor bu çorba. Leziz. Geldi mi o enerji sana da? Leziz. Evet. Normana gelmedi. Of. Abicim sağ olasın. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Nasıl gözüküyor beyler? Enfes bak. Balık evet, limonsuz yenmez. Oh bak nasıl. Adamsın Yüeko. Ulan kanal aç da izleyelim lan seni. Limon sıkışlarını. Soğan kıracak mısın Berat? Sen kırsana. Ula baksana şapka. Bak şey oldu bu. Neydi bu? Şemsiye. Nimetle şaka olmaz lan. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Hop. O bir hamsi. Yüzüyordu böyle denizde böyle. Siz mi yiyorsun? Hop. Gayet de güzel abi. Oh. Hayal iyi lan. Bunun kılıçını ayıklamayın arkadaşlar, böyle. Bu arada size soruyorum arkadaşlar. Hamsi mi daha çok seviyorsunuz, istervit mi? Çünkü bunu yani hamsiyi seven isterviti sevmiyor, isterviti seven hamsiyi sevmiyor. Mesela ben isterviti daha çok seviyorum. Ama Rize'ye gelmişken de hamsi yeriz abi. Böyle alıyoruz balığı. Kameraya yediriyoruz, izleyicilerimize yediriyorum. Bak açın ağzınızı, aa deyin. Aa deyin, hadi. Hop şöyle, afiyet olsun koçlarıma benim. Aslan parçaları. Ben 11 yaşıma bastım. Daha yeni. Nerede 11 yaşıma bastın? 7 Ekim'den. Arkadaşlar böyle yiyoruz, canınız çekiyor. Kusura bakmayın ama ben size tadını söyleyeyim. Efsane. Böyle doyuyor mu karın? Ne? Böyle doyacak mı karın? Arkadaşlar hani video boyunca bunu yememizin imkanı yok. Video 58 dakika olmasın. Bir suyu güzelce bir gömelim. Çay içtiğinde de gelelim. Yokucuğum gel böyle abi. Gel. Nam. Bak böyle yüzdürdün balığı. Fark etmedim değil. Dur şey yapalım bak, hamsi. Soğan. Yok, dur. Yer misin? Yemem. Uçak geliyor. Hadi yok, kapat da gömelim şöyle güzelce. Tavamızı yedik, gayet lezzetliydi. Totalde 2 porsiyon yedik. Ne tuttu? 320 lira tuttu balık çorbalarıyla birlikte. Gayet makul. Makul. Çaylarda evet, müesseseden. Gelirseniz de benden selam söyle. Şöyle güzelce çayımızı içelim. Daha çok yemek yiyeceğiz. Trabzon ve Rize'de yani bu taraflarda çayın tadı bir farklı. Çay olduğunu hissediyorsun değil mi? Çay olduğunu vallahi hissediyorsun ya, şey gibi. Çay. Bir çay. Anne eli değmiş gibi. Bir insan çayın reklamını bu kadar çok yapamazdı. Nasıl abi? Abi şu an Rize'deyim. Vallahi içer içmez o hissi alıyorsun. Bak şu an neredeyim? Kapattım gözlerimi. Bursa'dayım. Şu an bak.
Allah, Rize'deyim. Ana! Anam. Rize kavurmasının sonunda bulduk. Hatta birkaç yere gittik, kapalıydı. Bulamazsınız şey dediler. Aynen, pazar günü bulamazsınız falan dedi. Benim surat düştü. Neyse, bir tane abiye söyledik ki buraya gösterdi. Son porsiyonu aldık, öyle diyebilirim. Bu Rize kavurması oluyormuş arkadaşlar. Bayağı güzel. Kavurma. Yani şimdi abiye de sordum. Abi bir şey soracağım. Biliyorum. Bu normal kavurmayla Rize kavurmanızın arasında ne fark var? Mahalle kavurması gibi bu adam. Gerçekten kavurma yani. Gel bir bakayım, bir bak tadına. Alın arkadaşlar, ben de size şey yapayım. Buyurunuz şöyle, hop. Afiyet olsun. Evet, her gittiğimiz yerde her yere yağ damlatıyorsun. Çekimi kapattıktan sonra ben elini sinmeye başlıyorum lan. Lezzetli, güzel. Ama yiyecek yer kalmadı. Çok. Değil mi? Asıl panko. Normalde üstünde biraz daha patates falan da oluyormuş da biz koymayın dedik arkadaşlar. Leziz. Bir kere daha leziz der misin? Leziz. İşte o an geldi. Rize pidesi. Gerçek kavurmaya gerçek bir Rizeli. Oğlum sen Trabzonlusun diye niye böyle burada rahatsız oluyorsun ki? Böyle banacaksın. Evet baba. Bak. Hele bak. Bak. Oh yarasın. İşte bir adam yiyişi. Bak oradan patlama efekti lazım abi. Böyle dediği anda. Tamam. Yaparsın sen o zaman. Ben onu ayarlayacağım efekt. Efekt master. İşte Rize'ye gelince tatmanız gereken o en lezzetli şeylerden birisi. Bunu tatmadan gitmeyin Rize'den, ayrılmayın sakın. Birkaç gün daha kalın, tatilinizi uzatın Rize'deki ve bu kavurmadan yiyin. Hayatınızı değiştirecek. Gerçekten. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkürler. Eyvallah. Oh. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar yol yaptık yani. Bak adam İstanbul'dan geldi, ben Akçaabat'tan kalktım geldim. Bir like atın, abone olun. Ben kalkmadım oğlum, beni niye söylemiyorsun? Abone olun. O da kalktı. Bu arada hamsinin üstüne bu çok iyi gitmiyor mu? Ha? Yani mükemmel ikili zaten bu. Bitirim ikili. Bu ikisini üst üste yiyince ömrün 25 sene uzuyormuş. Ben bunu okudum, bu bir araştırma yani. Oxford Üniversitesi'nde yapılmış. Ömrünüze 25 yıl katacak en az. Arkadaşlar bir porsiyon Rize kavurmasının 740 TL'ymiş. Geldiğiniz afiyetle yiyebilirsiniz. Sadece tek farkı daha büyük parçalar halinde olması. Biraz da falan daha fazla. Belki de usta üstteydi, son porsiyon kaldı. O yüzden daha çok da vermiş olabilir. Oku. Çayla kavurma akıyor bu arada. Şu an Rize'den çıkamıyoruz çünkü Yoka Bey arabayı bulamıyor. Abi arabayı nereye park ettiğimi unuttum bu arada. Çok ciddiyim, araba yok. Kaldık mı lan Rize'de? Oğlum araba ben burada. Yugo. Burada oğlum araba. Oğlum bu değil mi araban? Kıymış o. Sen nereye koşuyorsun? Arkadaşlar şimdi meşhur Laz böreğini deniyoruz. Börek dedik, kafanız karışmasın. Bu bir tatlı. Evet, şaşırdınız biliyorum. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. Bu tatlı daha çok Doğu Karadeniz'de yapılan Artvin, Rize ve Trabzon'da yapılıyor daha çok arkadaşlar. Adı üstünde Laz böreği. Lazlar mı yapılıyor? Bölmeyin beni. Niye Laz böreği? Onu bir açıklasın abi. Çünkü bu bir yaşam tarzıdır. Bak gördün mü? Arkadaşlar ben normalde böreği börek olarak seviyorum. Bu bildiğiniz tatlı. Tatlı sevmem ben ama bakalım. Oha bayağı içtir. Bakalım tadı nasıl. Döküyorum her yere. Fena değil. Böyle yenmez bu börek. Yani böyle bıçak bıçak ne gerek var böyle şeylere? Hiç gerek yok. Bu arada ben eskiden böreğe börek diyordum. Çok dalga geçildi benimle börek dediğim için. Doğrusu börek. YouTube videosundayız diye börek diyorum şu anda. Börek diye okunuyor. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor abi, ben anlamadım. Dimdik. Abi bayılıyorum ya. İlk defa yemedim mi oğlum sen? Bu arada gerçekten ilk defa yedim ve çok güzelmiş ha. Ben de deniyorum ilk defa bu arada Laz böreğini ben de. Hatta şerbetli bir börek olduğunu ilk defa duyuyorum. Fena değil bu arada. İyi. Güzel yenir. Hamurun falan şerbetli olması bilmiyorum, güzel geldi. Normalde biz düz böreklere işte çoko krem falan sürerdik, reçel sürerdik. Hani küçükken de böcekle börekleri tatlandırırdık. Ama bu direkt tatlı diyorsun. Bu direkt tatlı. Beni sardı aga, net olarak söylüyorum bak.
arkadaşlar, Laz böreğinin fiyatı totalde 240 TL tuttu. 3 tane Laz böreği 240 TL. Haberiniz olsun. 3 de çay mı var? Evet. Yan, gelen çay da içsin ya. Bir çay, bir tatlı 80 lira. Buyurun efendim burada. Bir sene bereket Hugo. Doyurdun bizi. Oho. Bak neyse, hadi biraz daha yiyeyim de ben. Bu arada arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyelim. Laz böreği ilk olarak 1872 yılında dönemin Trabzon valisi olan Laz Ali tarafından yapıldı. Hı hı. Evet. Ne, bu Laz Ali'nin ne sevdiği börek mi? Evet evet, Laz Ali böreği. Neyse arkadaşlar, bütün gün boyunca Trabzon, Rize'deki bütün lezzetleri denemeye çalıştık. Ama en sevdiğim de bu oldu diyebilirim ya. En azından farklı bir şey denedim. Arkadaşlar, siz hiç hayatınızda börek ama tatlı börek yediniz mi? Yediniz mi yani? Alın yiyin. Yediniz mi lan? Al ye. Abi öyle yemeyeceğiniz ama ben gösterdim size. Tek atamam oğlum buna. Neyse arkadaşlar, sabahtan beri dışarıdayız değil mi? Yemediğimiz kalmadı, karnımız ağrıyor. Bir de Rize'de çok yağmur yedik. İnanılmaz yağmur yemedik. Yüeko arabayı kaybettik, bulamadım. Ciddi yağmuru yediğimizi düşündüm bir an sen öyle deyince. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tip videolar devam etsin istiyorsanız kanala abone olun. Like atın. Diyarbakır. Forever. Aynen, Diyarbakır için 25 bin like arkadaşlar. Gerçekten yorulduk yani şu anda. Sen bugün kaç kilometre araba kullandın? 333. 330, 350 kilometre araba kullandın. 350. Düşün yani. Karadeniz bölgesi.